TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 28 Şubat Cuma. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Yeni koronavirüs salgınına bağlı panik havası bütün dünyayı sardı. Ülkemize de panik virüsten önce ulaştı. Bu panik havasını tercih ettiklerini biliyoruz. Panik aklı ve örgütlü davranmayı dağıtır çünkü. Düzense emekçi yığınlarına ait bir akıldan ve örgütlülükten hoşlanmaz. Bugün TKP'nin sesinde bu salgına emekçilerin aklıyla bakalım. Olayın çok boyutu var. Bir kere gericiler istedikleri kadar evrim kuramını yok saysınlar, virüsler evrimleşiyor. Yeni virüs türleri önceki atalarından oluşuyor ve bazıları yeni salgın hastalıklara neden oluyor. Çin'de ortaya çıkan bu yeni virüs, birçok grip virüsü gibi bulaşıcı bir solunum yolları hastalığına yol açabiliyor. Burada sorun olan şu, virüs yeni oluştuğu için nasıl davrandığı, hangi ilaçlarla tedavi edileceği tam olarak bilinemiyor ve henüz aşısı üretilmedi. Aşısı muhtemelen içinde bulunduğumuz grip hastalığı sezonuna yetişmeyecek. Yoksa zaten gribe yol açan virüslerle bir arada yaşıyoruz. Her sene yüz milyonlarca insan gribe yakalanıyor. Bunların içinde milyonlarcası gribe bağlı solunum ve kalp hastalıklarından ölüyor. Birçok kişi hafif belirtilerle bu hastalıkları atlatırken, özellikle ileri yaşta dahili hastalıkları olanlar, yeterli beslenemeyenler, vücut savunması bozulmuş olanlar yaşamını yitirebiliyor. Örneğin Türkiye'de bu sene bilinen grip yapan virüslere karşı aşı yeterli sayıda ithal edilmedi. Edilse bile bu piyasacı sağlık sisteminde kimin risk grubunda olduğu ve aşı olması gerektiğini bilen, takip eden yok. Ancak bir sağlık kuruluşuna başvurduklarında biliniyorlar. Başvurmayanlar izlenemiyor, kaydı olmayanlar kayboluyor. Türkiye'de bu kış binlerce kişinin aşı ile korunmadığı için gribe bağlı hastalıklardan öldüğü tahmin ediliyor. Bu haksız ölümlerin sayısı bilinmiyor. Çünkü ölen hiç kimsenin kaydı şu virüse bağlı gripten diye tutulmuyor. Bu korkunç gerçek bizi yeni koronavirüs salgınını hafife almaya sevk etmemeli. Bu hastalığa yakalananların ancak %2'si yaşamını yitiriyor ve %98'i iyileşiyor. Bu, virüse bağlı grip salgınları için yüksek bir ölüm oranı değil. Ama tek bir kişi bile bizim için önemli. Bir kişiyi bile bu hastalığa bağlı olarak yitirmemeliyiz. Bu salgın muhtemelen diğer grip salgınları gibi havalar ısınınca kendini sınırlayacak. Ya sonraki yıllar, sonraki yeni oluşan virüsler? Türkiye bu açıdan korunaklı mı? Türkiye'de bugün halkın sağlığını koruma ve geliştirme ilkesi unutuldu gitti. Sermaye mümkün olduğu kadar sağlıktan para kazanmaya çalışıyor. Bir salgına karşı devletin sağlık örgütünün tek bir vücut gibi önlemlere uyması gerekir. Ama bugün Türkiye'de hastanelerin önemli bir kısmı sağlık alanında yatırım yapan özel sektöre bağlı. Bu etkili bir önlem alınmasını önlüyor. Hele bir ülkenin sağlık sistemi kendi halkının sağlığını korumak yerine sağlık turizminden para kazanmayı amaçlamışsa ve düzeni buna göre kuruyorsa, salgın hastalıklarla başa çıkmak çok daha zorlaşmış demektir. Bir de Türkiye'nin kendi aşısını üretemeyen bir ülke haline getirilmesi. Türkiye'yi bulaşıcı hastalıklara karşı her zaman zaaf içinde bırakıyor. Öte yandan ister bulaşıcı hastalık, ister yeni koronavirüs salgını, ister verem, ister bağırsak enfeksiyonu olsun. Eğer bir ülkede Türkiye'de olduğu gibi toplumsal eşitsizlikler alıp başını gitmişse, o ülke bulaşıcı hastalıklara karşı çok dayanıksız demektir. Herkes yeterli beslenebiliyor mu? Herkes sağlıklı konutlarda oturabiliyor mu? Herkes kışın ısınabiliyor mu? Herkes yeterince bilimsel eğitim alabiliyor mu? Gereğinde herkes ilaca, maskeye, aşıya ulaşabiliyor mu? Türkiye'nin bir sağlık sorunuyla karşılaştığında asıl tartışması gereken bunlardır. Toplumsal eşitlik bütün hastalıklarla başa çıkmanın temel ilkesidir. Sonuçta sosyalist bir ülke, kapitalist bir ülkeye göre her zaman daha korunaklıdır. İşçi diyorsunuz, hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bize düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz.
Bugünkü yayınımızda Sovyetler Birliği'nin ünlü bestecisi Üzeyir Hacıbeyov'un eseri Arşın Malalan operetinden bir parça dinleyeceğiz. Sanatçının 1913 yılında bestelediği eser Türkiye dahil birçok ülkede sahnelenmiştir. Şimdi operette yer alan Kızlar Korosu adlı bölümü Azerbaycan Opera ve Bale Tiyatrosu Korosu'nun yorumuyla dinliyoruz. TKP'den haberler. Haftalık siyasi gazete Boyun Eğmen'in yeni sayısı koronavirüsten değil örgütsüzlükten kork manşetiyle bugün okurlarıyla buluştu. Koronavirüs salgını ve salgından korunma yollarının anlatıldığı bu sayıda aynı zamanda salgının ekonomik ve toplumsal etkileri de tartışılıyor. Boyun Eğme gazetesinin bu haftaki sayısını Nazım Hikmet Kültür Merkezlerine ait kitap evlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz. TKP Merkez Komite Üyesi Alparslan Savaş, sol portaldaki köşesinde "Bu faturaları ne yapacağız?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında bugünlerde tüm emekçilerin ortak derdi olan yüksek fatura bedellerine değinen Savaş, yazın mutfakta başlayan yangının kışın kalorifer peteklerine, elektrik sayacına ve su borularına sıçradığını belirtti. Bu zamlar karşısında yurttaşa borçlanmak düşerken AKP'ye yakın patronlara enerji sektörünün düştüğünü belirten Savaş, tüm yurttaşları aklımızla alay eden tasarruf tedbirlerini bir kenara bırakıp kendilerine en yakın semt evine giderek faturalara itiraz etmeye davet etti. Patronların ensesinde izahında yer alan habere göre, Kocaeli Darıca'da faaliyet gösteren VIP Giyim Fabrikası'nda Deri Tek Sendikası'na üye oldukları için işten atılan iki işçinin direnişleri dün 100. gününü doldurdu. Sendika, VIP giyim patronu Bülent Sönmezler'in ve ustaların baskısı altında anayasal haklarını kullanmaya çalışan işçilere dayanışma mesajını iletmek için fabrika önüne gitmek istedi, ancak polis kitleyi yolu kapatmaya çalışmakla suçlayarak engel oldu. Yapılan görüşme sonrasında polis ekipleri yolu açarken, yine de fabrikadan çıkan işçilerle görüşmek isteyen kitle ile işçilerin arasına etten duvar örerek engel olmaya çalıştı. Türkiye İş Bankası'nın 27. toplu iş sözleşmesi sürecinde banka yönetimiyle çalışanlar adına masaya oturan Basise'nin görüşmeleri ülke gerçeklerinden habersizmiş gibi geçiyor.
Patronların ensesindeyiz ağ etrafında bir araya gelen İş Bankası Komitesi, bankada işin kalbinde siz varsanız diyerek övülen emekçiler için sözleşme masasına taleplerin koyulmasını istediklerini tekrar hatırlattı. Yoksulluk ücretinde çalışmak istemediklerini belirten İş Bankası çalışanları, kreş hakkı ve mesken tazminatı ile servis kesintilerinin kaldırılmasını talep ediyor. Komite ile iletişime geçmek için 0541-940-0514 no'lu hattı arayabilir, patronlarınensesindeyiz.org adresine mesaj bırakabilirsiniz. Semt evlerinde ve TKP bürolarında neden layıklığa sahip çıkmalıyız konulu aydınlanma seminerleri devam ediyor. Pazar günü gerçekleşecek aydınlanma seminerleri yer ve saat bilgileri şöyle. Cumartesi saat 16'da İçerenköy Semt Evi, Cumartesi saat 15 TKP Adana İl Binası, Pazar günü saat 15'te Uğur Mumcu Semt Evi, Pazar günü saat 15'te TKP Bornova İlçe Binası, Pazar günü saat 12'de TKP Çanakkale İl Binası, Pazar günü saat 16 TKP Antalya İl Binası, Pazar saat 17.30 Bahçeli Evler Kültür Sanat, Pazar saat 16 İzmir Kuruçeşme Semt Evi, Pazar günü saat 16 Kemalpaşa Nazarköy Ata Kafe, Pazar günü saat 14 TKP Konya İl Binası. Seminerlerimize aydınlanma ve dayanışmayı çoğaltmak üzere siz de davetlisiniz. Semt evleri her gün farklı başlıklarda düzenledikleri etkinlikler yanında yaklaşan 8 Mart'ta da hazırlanmaya başladı. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlik ve söyleşi bilgileri şöyle. Bu pazar günü saat 15'te Sarıgazi Semt Evi'nde Kadın Emeğinin Sömürüsü ve 8 Mart başlıklı bir söyleşi yapılacak. Yine pazar günü saat 16'da Keçiörenliler 8 Mart yaklaşırken kadınlarda cinsel sağlık, cinsel haklar ve bunlara ilişkin Türkiye'deki durumu konuşmak için İncele Semt Evi'nde bir araya gelecek. Pazartesi günü ise saat 20'de Altay Çeşme Semt Evi'nde Kadın Emeği Nasıl Sömürülüyor başlıklı bir söyleşi yapılacak. Yine pazartesi günü Avukat Özge Demir ve Avukat Pelin Pınar Kaya'nın katılımıyla Beyoğlu Semt Evi'nde aynı başlıkta bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bunlar yanında 1 Mart Pazar günü saat 14'te Ankara İlker Semt Evi'nde Dr. Aslıhan Çakaloğlu'nun katılımıyla Yeni Koronavirüs Nedir? Salgın Nasıl Başladı ve Salgına Karşı Ne Yapmalı? Başlıklı bir halk sağlığı toplantısı gerçekleştirilecek. Katılmak ve bilgi almak için 0544-710-1917 no'lu hattı arayabilirsiniz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi İzmir, Mart ayından itibaren ağırladığı sanatçı ve grupların da katkısıyla askıda bilet uygulamasını başlattığını duyurdu. Kültür Merkezi, bu uygulamayı ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz ve kültürel yıkım şartlarında başta emekçiler, çocuklar, öğrenciler, emekliler olmak üzere tüm halkımızı sanata ve sosyal yaşama yeniden yakınlaştırmak amacıyla başlattığını duyurarak tüm İzmirlileri bazı etkinliklerin bilet satışlarına eklenen askıda bilet seçeneğiyle destek olmaya davet etti. Nazım Hikmet Kültür Merkezi İzmir'in etkinliklerine izmir.nhkm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Etkinliklerimize eşit ve aydınlık günleri yakınlaştırmak üzere siz de davetlisiniz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.